Üniversite Medya devam ediyor. Yönetmenim kulağıma diyor ki 5, 4, 3, 2, 1 diyor. Aynısı üniversite sınavına girecek adaylar için de geçerli. O kadar az kaldı ki 5, 4, 3, 2, 1 haftaya bugün sınav var. Herkese şimdiden başarılar tekrar. Doğuş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mithat Uysal konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Serkant Ali Çetin. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet hocam, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik artık. Haftaya bugün sınav var. Çok az kaldı. Evet. Ben bizi izleyen bütün üniversite adayı öğrencilerimize önümüzdeki hafta girecekleri veya başlayacakları sınav maratonunda başarılar diliyorum. Hı hı hı. Böyle başlamak istiyorum. Evet. Şimdi sadece sınavla da bitmiyor değil mi? Yeni açılan programın ilk bölümünde yeni açılan bir üniversitemizi tanıdık. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin. Doğuş Üniversitesi yeni açılan üniversitelere nazaran baktığımız zaman yol kat etmiş üniversitelerimizden biri aslında vakıf üniversiteleri arasında. Evet. İsterseniz yine Doğuş Üniversitesi'ni şöyle bir tanımlayarak başlayalım. Kuruluş yılı itibariyle bugün geldiği noktayı bir değerlendirelim. Sonra yeni haberleriniz var bize, onlara ağırlık verelim. Evet. Teşekkür ederim. Doğuş Üniversitesi 1997 yılında kurulan ilk vakıf üniversitelerinden bir tanesi. Doğuş Eğitim Vakfı tarafından, ki Doğuş Eğitim Kurumları aslında 40 yıla yakın bir eğitim tecrübesi olan çok köklü bir kuruluş. Bu kuruluşun en son halkası olarak kurulan üniversite. Şu anda Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültesi olmak üzere 5 fakültemiz var ve bir meslek yüksekokulumuz var. 2 tane enstitümüz var. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bu enstitülerimizde doktora eğitimi dahil tabii yüksek lisans eğitimleri de yapılıyor. Dolayısıyla Doğuş Üniversitesi şu anda çok gelişmiş, gelişimini aşağı yukarı tamamlamış, başarılı bir dünya üniversitesi olma yolunda bir üniversite. Hem bilimsel araştırma ve yayında hem de kaliteli, güncel, çağdaş bir eğitim yapma konusunda hızla ilerliyoruz. Gayet iddialıyız ve başarılı sonuçlar elde ettiğimizi de görüyoruz. Şimdi fizik ve mühendislik alanında da sanki bir yoğunlaştığınızı görüyorum. Çünkü üniversitelerden gelen haberleri her hafta takip etme şansınız oluyor programa hazırlık sürecinde. Birçok bilimsel ve akademik toplantıya da ev sahipliği yapıyorsunuz bu dönemde. Özellikle fizik ve mühendis alanı da yoğunluklu fakültelerden biri olarak karşımıza çıkıyor bölümlerden. Sizin de zaten uzmanlık alanınız fizik galiba, yanılmıyorsam. Evet. İsterseniz bu soruyu siz yanıtlayın. Buyurun. Memnuniyetle. Üniversitemizde aslında köklü fakültelerden bir tanesi Mühendislik Fakültesi. Kurulduğu yıldan beri birçok çeşitli programla öğrencilerini yetiştiriyor. Aslında fizik bölümü dediniz, çok güzel bir haberi ilk defa sizin ağzınızdan aslında duyurmuş olduk. Çünkü üniversitemize fizik bölümü de bu sene ilk defa açılıyor ve bu sene fizik lisans öğrencilerini de almaya başlayacağız. Öğrencilerimizi yetiştirmekle beraber bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmak bizim çok büyük bir mutluluğumuz. Çünkü bunların birlikteliği bir sinerji yaratıyor. Bilim yuvasını hakikaten olması gerektiği hale getiriyor. Bu etkinliklerden iki tanesi de aslında bu ay ve önümüzdeki ayın başında yapılacak iki tane fizikle ilgili etkinlik. 20-25 Haziran tarihleri arasında Uluslararası Paçacık Fiziği Konferansı'nı düzenleyeceğiz. Bu 2007 yılında Isparta uçak kazasına kaybettiğimiz fizikçi bilim insanlarımızın anısına ilkini 2008'de Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlediğimiz bir konferansın ikincisidir. Ve uluslararası literatürde İstanbul'da anılan, iki senede bir yapılan, yeri olan bir konferans haline getirmek istedik. Evet. Bizim özellikle Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'le yakın temasımız var. Oradaki deneylerde çalışıyoruz. Öğrencileriniz de staja gidiyor hatta, değil mi? Bu sene itibariyle mühendislikteki öğrencilerimiz oradaki çeşitli mühendislik konularında çalışmak üzere staja gidecekler. İlerleyen yıllarda artan sayıda öğrencilerimizi orada çalıştıracağız. Bu konferansta başta CERN olmak üzere Avrupa ve Amerika'daki çeşitli laboratuvarlardan bilim insanları gelecek. Çok kaliteli bir bilim danışma kurulu var. CERN direktörünün kendisi de danışma kurulunun içindeydi. Yaklaşık 100 kişiyi ağırlayacağız ve 60'tan fazla bu büyük patlamayla ilgili yapılan deneylerin sonuçlarının uluslararası bir platformda Türkiye'de paylaşıldığı ilk etkinlik olacak. Bu yüzden bizi büyük bir heyecan kaplamış durumda. Onun akabinde yaklaşık bir hafta sonra da Türkiye'de gene bir ilk olan ışınım kaynaklarıyla ilgili kullanıcılara ve bu laboratuvarları kuranlara yönelik bir uluslararası çalıştay ev sahipliği yapıyoruz.
Bu çalıştayın da çapı o kadar genişledi ki aslında hakikaten bir konferans havasına bürünmüş durumda şu anda. Bu da dediğim gibi Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içinde temellerini atmak istediği parçacık hızlandırıcıları ve ilgili teknolojilerle ilgili yapılan şeylerin bir değerlendirmesi olacak. Uzmanların bir araya gelmesi olacak. Biz Doğuş Üniversitesi olarak parçacık hızlandırıcıları, parçacık dedektörleri, temel bilim araştırmalarına çok büyük önem verdiğimiz için bu gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun dışında bir başka etkinliğimizde bir bilgisayar konferansı. Aslında bununla ilgili hocam açıklamalar yapacak alanı. Çünkü evet. Onun uzmanlık evet, alanı. Evet, evet, evet. Şimdi INISTA 2011 adıyla 15 Haziran'da başlayan uluslararası çok üstün nitelikteki bir konferansa da Doğuş Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Dünyanın her tarafından gelen bilim adamları aşağı yukarı 150 kişi toplanacak bu konferansta ve bilişim ve bilgisayar alanındaki yenilikler ve buluşlar konusunda bir bilimsel platform oluşturulacak. Ben 15 Haziran'da bunun açış konuşmasını yapacağım ve çok başarılı bir konferans olacağını heyecanla bekliyoruz şu anda. Öğrencilerin de katılabileceği. Tabii öğrenciler de katılabilir olacak. Ama esas itibariyle bilimsel bir konferans. Evet. Öğrencilerimiz hatırlıyor musunuz? Sizinle yaptığımız bir programda sormuşlardı. Yine benzer bir soru var. Bilgisayar ve bilişim mühendisliği arasındaki farkı merak ediyorlar. Evet. Bu güzel bir soru. Genellikle net anlaşılmayan bir konu bu. Şimdi bilgisayar mühendisliği iki ana dal üzerine oturuyor. Biri bilgisayar donanımı, hardware, öteki ise yazılım veya software. Ne demek bunlar? Donanım, bilgisayarın iç yapısı, fiziksel yapısı, elektrik devreleri hakkındaki bilgilerin aktarıldığı alan. Yazılım ise her türlü programlama, bilgisayar programını yazma. Bilişim mühendisliği ise bilgisayar mühendisliğinin hardware veya donanım kısmını daha az alarak, onun yerine işletme ya da endüstri mühendisliğindeki bazı dersleri alarak ama yazılım kısmını, software kısmını eksik bırakmayarak oluşturulan bir mühendislik alanı. Dolayısıyla bilişim sistemleri mühendisliğini bitiren, buradan mezun olan kişiler gayet başarılı bilgisayar uygulamacısı, yazılımcısı olabilir ama bunun yanında aynı zamanda yöneticilik özelliklerine de kavuşurlar ve bilgi işlem merkezlerinin veya bilişim merkezlerinin yöneticiliğini de yapabilirler. İkisi arasında bu şekilde bir fark olduğunu belirtebiliriz. Çeşitli mühendislik dalları açılıyor aslında. Mesela bunlardan bir de kontrol mühendisliği. Evet. O da yeni bir bölüm. Evet. Gerçi siz de zannediyorum 3-4 yıldır olan bir bölüm. İsterseniz hazır mühendislikleri konuşuyorken onu da bir tanıtalım. Kontrol mühendisliği Türkiye'de sadece 2 üniversitede var. Bir tanesi bizim üniversitemiz. Batı'da ise çok bilinen, tanınan bir mühendislik alanı. Kontrol mühendisliği her türlü mühendislik sisteminin, fiziksel sistemin, hatta sosyal sistemlerin kontrol mekanizmalarını inceleyen bir bilim dalı. Elektrik mühendisliğiyle, bilgisayar mühendisliğiyle, bilişimle, elektronikle çok yakın ilişkileri var. Dolayısıyla kontrol mühendisliğinde lisans eğitimi yapan öğrencilerimiz isterlerse bu bahsettiğim dallarla çift ana dal da yapabilirler veya yan dal eğitimi de yapabilirler. İstemezlerse sadece kontrol mühendisliği lisansını bitirerek çok ihtiyaç duyulan piyasada, özellikle endüstriyel otomasyon sistemlerinde çok ihtiyaç duyulan mühendislik diplomasına sahip olurlar. Bu arkadaşlarımızın, kontrol mühendisliğini bitirecek arkadaşlarımızın iş bulma sorunu olmayacaktır. Çünkü zaten Türkiye'de çok ihtiyaç var ve çok az sayıda kontrol mühendisi var. Bilgisayar ve bilişim mühendisliğinden bahsettik. Ben şimdi size bir bilgisayar mühendisi olarak bu internetteki yeni düzenlemelere ilişkin neler düşünüyorsunuz sormak istedim. Kısıtlamalardan bahsediyorsunuz sanıyorum. Evet, evet. Biz geçen gün aynısını üniversite öğrencilerimize sorduk. Farklı üniversitelerden arkadaşlarımız görüşlerini bildirdiler. Kimisi bunun adı sansürdür, kısıtlamadır ve biz üniversite öğrencisi olarak sonuna kadar karşıyız dedi. Kimisi de iyileştirme çabasıdır, çocuklarımızı düşünmemiz lazım gibi yorumlar ama sizin görüşünüzü bu anlamda merak ettim. Çünkü uzmanlık da alanınız. Şimdi standart bazı konularda mesela
çocuklar için zararlı olabilecek sitelere erişim konusunda veya anarşist bazı sitelerle ilişkili tabii belli kontroller yapılabilir. Buna kimsenin itirazı olmaz. Ama bunun ötesine geçen bir kontrol tabii insanlarda rahatsızlık uyandırıyor. Kişisel olarak bende de rahatsızlık uyandırır. Çünkü insanlar bu tür faaliyetlerin kontrol edilmesi doğal olarak istemezler. Fazla bir anlamı da yok bunun. Demek ki burada püf noktası müdahaleyi mantıklı bir noktada kesmektir. Zaten o dediğimiz gerekli kısıtlamaları önceki düzende de yapılabiliyordu. Evet. Peki teşekkür ediyorum bu konuda da fikrinizi söylediğiniz için. Şimdi mühendisliklerden bahsettik. Bu arada hocam şuna gelmek istiyorum. Tabii ki mühendislikleri konuşalım. Yeni güzel haberleriniz var. Hukuk fakültesiyle ilgili bir takım sorularım olacak ama artık dönemin sonuna geldik. Bakıyoruz, takip ediyoruz. Üniversitelerde arkadaşlarımız stres, yorgunluklarını bahar şenlikleriyle atıyorlar. Bir takım festivaller var. Çok güzel görüntüler vardı sizin de kampüste. Dans festivalinden bahsediyorum. Öğrencilerimiz bize güzel danslarını paylaştılar. Bir izleyelim mi? Tabii, çok güzel. Hadi bakalım, dans festivalindeyiz. Bir yıl sınavlarla boğuşan üniversiteliler bahar şenlikleri ve festivallerle stres atıyor. Bu festivallerden biri de Doğuş Üniversitesi'nin bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiği dans festivali. Harika. Hocam peki bir şey merak ettim. Bu öğrencilerimiz kulüplerde, yani farklı bölümlerden öğrenciler mi bu dans edenler, yoksa? Evet. Şimdi öğrenci kulüpleri faaliyetleri Doğuş Üniversitesi'nde çok önem verilen bir konu. Öğrenci kulüpleriyle ilgili konuşalım ama bir ara zamanıymış hocam. Sonrasında bu festivalin detaylarını dinleyeceğiz sizden. Lütfen. Teşekkürler. Evet, kısacık bir ara. Bir kişiye 10 kişi olmasına rağmen beni yıkamadılar. Bizi yıkamadılar, biz kaldık. Siz de buna büyük önem veriyor. Dans kulübünün düzenlediği bir aktivite bu. İstanbul'daki 10 civarındaki devlet ve vakıf üniversitesi bu dans festivaline katıldı. Tabii ki Doğuş'taki dans kulübündeki öğrenciler de çeşitli bölümlerden. Yani mühendislik öğrencisi de olabilir, fen edebiyattan da olabilir, hukuk öğrencisi de olabilir. Çok başarılı, sizin de izlediğiniz gibi çok hoş bir dans festivali oldu. Evet. Profesyonel tabii. Evet, evet. Ve bu ikincisi. Bunun dışında Doğuş Üniversitesi'nin tiyatro kulübünün de çok başarılı çalışmaları var. Bu sene 9 üniversitenin katıldığı ayrıca bir tiyatro festivali düzenledik. Oradaki oyunları izleseydiniz gerçekten hayran olurdunuz. Yani hem Doğuş Üniversitesi'nin tiyatro kulübü için hem de genel olarak üniversite gençliğimiz için iftihar edilecek bir aktiviteydi bu. Onun dışında geçen programda öğrencilerimize söz vermiştim sizin karşınızda. Bahar Festivali yapacağız 3 gün 3 gece diye. Aa, çok eğleneceğiz diye. 3 gün 3 gece Bahar Festivali gerçekleştirdi. Çok başarılı oldu ve öğrencilerimiz çok memnun kaldılar. Önümüzdeki senelerde bunu inşallah daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bir de sizde şey vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ders dışı etkinlik ödülü diye bir ders dışında da Bu tür olaylara katılmak ders dışı için. Etkinlikler çok önemli. Çünkü bir üniversite öğrencisinin tek amacı eğitim gördüğü alandaki bilgilerini arttırmak değil sadece. Sosyalleşmek, çeşitli alanlarda kendini yetiştirmek. Sanat, spor, edebiyat, diğer faaliyetler. Biz ders dışı etkinliklere katılan ve başarılı olan öğrencilerimize
ödül vererek onları teşvik etmeyi düşünüyoruz ve bunda da başarılıyız. Bu sene de çok sayıda bu tür öğrencimize ders dışı etkinlikler ödülü verdik. Ayrıca biliyorsunuz Doğuş Üniversitesi'nde kültürel gelişim semineri diye kredisiz zorunlu bir ders var. Bir sömestrde 10 tane kültürel gelişim semineri düzenleniyor. Hatta bu sene paralel oturumlarla 20 taneyi geçti bu şeyler, kültürel gelişim seminerleri. Bunlar da toplumun çeşitli kesimlerinden, yani kültür adamı, politikacı, edebiyatçı, sanatçı, çeşitli kişiler veya iş dünyasından çağırıyoruz. Bunlar öğrencilerimize konferans veriyorlar, karşılıklı söyleşi yapıyorlar. Böylece çok yönlü, çok boyutlu gelişmesini öğrencilerimizin sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada ben başka bölümlere geçmek istiyorum artık. Hukuk sormak istiyorum. Kendi alanımla ilgili iletişim fakültesi var mı? Kuracak mısınız projeler mi? Ama hala ısrarla arkadaşlarımız şu mühendislikle ilgili sorular sormaya devam ediyorlar. Elektrik elektronik mühendisliği var mı diyorlar. Çevre mühendisliği açılacak mı diyorlar. İsterseniz bunlara bir böyle bir çırpıda bir yanıt verelim. Arkadaşlarımız o soruyla yanıtsız kalmasın. Elektronik ve haberleşme mühendisliğimiz var aslında üniversitemizin eski bölümlerinden. Fakat İngilizce eğitim veren bir program. Bu sene Türkçe programını da açıyoruz. Bu konuda çok büyük rağbet olduğunu, kimisinin İngilizce, kimisinin Türkçe tecrisatta eğitim görmek istediğini gördüğümüz için bunu ikinci programla desteklemeye karar verdik. Elektronik ve haberleşme bölümümüz zaten üniversitemizde hem öğrenci kalitesi anlamında hem de bilimsel araştırma anlamında epey önde giden bölümlerimizden bir tanesi. Mesela elektrik, elektronik uluslararası enstitüsünün iki tane onursal üyesi, iki Türkiye'de toplam 8 tane onursal üye var. İki tanesi bizim üniversitemizde. Çok yoğun araştırma faaliyetleri içindeler. Türkiye'nin ilk programlanabilir çipine yönelik çalışma yapıldı ve üretildi. Geniş laboratuvar imkanlarımız var. Öğrencilerimiz daha öğrenciliği sırasında bu faaliyetlerin içine katılabiliyorlar. Hatta bu sene CERN'e giderek belli bir projede staj yapacak olan öğrencimiz de üniversitede yapılan değerlendirme sonucu elektronik haberleşme mühendisliğinden seçildi. Bunun yanı sıra kontrol mühendisliği, bilgisayar ve bilişim mühendisliği tabii buna imkan veren alanlardan bir tanesi. İletişimden bahsettiğiniz iletişim fakültemiz yok. Fakat Türkiye'de ilk defa farklı bir fakülte çatısı altında farklı bir yaklaşımla iletişim bilimleri bölümünü kurduk biz Fen Edebiyat Fakültesi altında. Bu sene ilk mezunlarımızı vermek üzereyiz. Netice itibariyle sadece pratik değil, aynı zamanda kuramsal bilgileri çok daha yaygın bir şekilde verip öğrencilerimizin daha sonra uzmanlaşması için genel altyapıya çok sağlam bir şekilde hazır olmasını hedefledik. Bu iletişim bilimleri derken bütün iletişim fakültesindeki bölümlerin genel çatısı genel gibi çatısı mi düşünmek gibi, lazım? Evet, o şekilde bir iletişim bilimleri bölümümüz var. Yanılıyorsun, Anadolu Üniversitesi'nde de mi iletişim bilimleri diye bir bölüm var? Ya yanılıyor olabilirim şimdi. İletişim herhalde fakültesinin altında olabilir. Fakültesinin altında bir bölüm diye hatırlıyorum. Tam emin değilim ama Elektronik haberleşmeden az önce bahsediyorduk. Netice itibariyle mühendislik fakültesine değinirken hep en eski fakültelerimizden dedik. Fakat burada şöyle benzetmeyle bir geçiş yapmak istiyorum. Şimdi biz insanla uğraşıyoruz. Kendi çocuklarımızı yetiştiriyoruz aslında. Bir anlamda sanki işte çeşitli malzemelerden bir yemek yapmaya çalışıyoruz. İki türlü yaklaşım olabilir. Bir, ne kattığınızı ve nasıl kattığınızı çok fazla dert etmeden en son görüntüye dikkat edebilirsiniz. Hani sunum diyelim bunu. Ama bir de yemeğin kalitesi var. O kişiyi nasıl pişirdiğiniz, nasıl kotardığınız çok önemli. Zaman zaman değişik yaklaşımlarda en fazla belki o sunum öne çıkmış gibi olabiliyor. Fakat biz mühendis dahi olsa temel bilim dediğimiz matematik, fizik ve kimya derslerinin ki bu öğrencilerin birinci ve ikinci sınıfta çok ağırlıklı olarak gördüğü temel derslerdir bunlar. Çok seviyeli verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yani yetiştirdiğimiz mühendis hakikaten meslektaş olarak beraber çalışabileceğimiz ve ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalitede olsun düşüncesiyle. Önemli bir unsur. Bu şöyle bir de fark getiriyor. Genelde bazı üniversitelerde matematik ya da fizik mühendislik fakültesinin içindedir. Ama biz Fen Edebiyat Fakültesi'nde bu arkadaşlarla beraber çalışarak bunları hatta kendi programlarını kurmak üzere
bir bölüm altında topluyoruz. Bu arada yine çok yeni, taze bir haber. İlk defa üniversite medyada duyuracağız. Belki sizin bile haberiniz yoktur. İstanbul Teknik Üniversitesi yetkin mühendislik sınavının merkezi oldu. Bu Amerika'da yapılan yetkin mühendislik sınavı var ya. Evet. Aynı, onun aynısı İstanbul Teknik Üniversitesi. Şu anda sadece onların öğrencileri girebilecek ama onun dışında diğer üniversitelere de açık bir sınav olacak. Bunu almak isteyen, bu sınava girmek isteyen diğer mühendislik öğrencileri de Merkez İstanbul Teknik Üniversitesi'nde diyelim, Anadolu'nun bir şehrindeki bir üniversitemizde mühendislik okudu. Bunu artık bir ileride baktığımız zaman iş verenlerin de bir kriter olarak koyabileceği, hani yetkin mühendislik sınavını da geçmiş kriteri koyabileceği de öngörülerek böyle bir çalışma yapılmış. Yani mühendislik için çok soru geliyor diyorum ama her daim cazibesini koruyan ve yeni açılan bölümlerle de, değil mi? Mesela hocamız dedi ki kontrol mühendisliği ileride çok daha fazla duyulacak dedi. Çevre mühendisliği için aynı şekilde rektör hocalarımızın önerileri var. Önemli yani bu anlamda mühendislik alanında yapılan yatırımlar. Peki gelelim hukuk fakültesine. Yine hukuk fakültesiyle ilgili yaptığımız bir takım bilimsel toplantılar gözümüze çarpıyor. İşte YSK'dan, işte Baro'dan bayağı önemli isimleri ağırlayıp ev sahipliği yapıyor Doğuş Üniversitesi. Ve bu güncel hukuk problemleri de konuşuluyor aslında. Belki bilmiyorum, bunların arasında internet hukuku falan da tartışıldı mı? Öğrencilerin katıldığı toplantılar oluyor bunlar. Evet, şimdi hukuk fakültesi 3. senesini doldurdu Doğuş Üniversitesi'nde. Fakat Doğuş Üniversitesi'nin hukuk fakültesi çok iddialı bir şekilde kuruldu. Ve son öğretim üyesi kadrosuna bakarsanız Türkiye'deki en iyi hukuk fakültelerinden biri olarak oluştuğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bu şuradan da belli oluyor ki 40 civarında bilimsel faaliyette bulundular şimdiye kadar. Bu gerçekten çok yoğun ve takdir edilmesi gereken bir şey. Bir sene içerisindeki sayı mı bu? Yani yoksa... Sanıyorum son iki sene içerisinde. Şimdi ama bunların kalitesine de bakmak lazım. Mesela bu sene ombudsmanlıkla ilişkili bir uluslararası konferans yaptılar. Avrupa ombudsmanı buraya geldi. Ve ombudsmanlık konusunda Avrupa'nın en önemli kişileri bu konferansa katıldı. Türkiye'de de mesela Patrick Bartolomeos, sonra Musevi Cemaati Hahanbaşı ve diğer ilgili kişiler katıldılar. Çok enteresan bir toplantı oldu. Onun dışında Türkiye'nin güncel hukuk problemleriyle ilgili çeşitli toplantılar yapıyorlar. Sınavlarla ilgili falan da konuşuldu. Sınavlarla ilişkili konuşuldu. Mesela asgari ücretle ilgili, işçi hakları ile ilgili diğer konularda da gayet yoğun çalışmalar yapıldı. Tabii hukuk direkt toplumsal yaşamı ilgilendiren bir şey. Evet. Dolayısıyla hukuk eğitimini içe kapalı olarak yapamazsınız. Mutlaka dış kuruluşlarla, toplumla sürekli temasınızın olması lazım. Bu tür faaliyetler onları destekleyen faaliyetler ve çok başarılı bir şekilde yürüyor. Hani böyle konuşuyoruz ya gündemdeki konuları ele alırken, güven kapsamında işte hukuk güven azalıyor mu, ne oluyor vesaire, genel anlamda işte biraz önce size de sordum internetteki düzenlemeler. Bunlar hukuk fakültesini tercih edecek öğrenci oranını değiştirir mi, yoksa her daim hukuk cazibesini koruyan bir bölümdür, asla öyle bir şey olmaz, hatta belki artırır mı? Nedir görüşünüz? Şimdi şöyle, hukuk tabii her toplum için son derece önemli bir şey. Hukuk devleti olmak da tabii dünya toplumları arasında önde olmak demek. Yani gerçek bir hukuk devletinden bahsediyorsak, hukukun normları evrensel düzeyde sağlanmış olması normlarının evrensel düzeyde sağlanmış olması gerekiyor her ülke için. Bu bizim ülkemiz için de geçerli. Tabii hukuka ilgi sadece bu hareketlerle ilişkili olarak yorumlanamaz. Hukuk tıpta da olduğu gibi doğrudan insanla ilişkili bir şey. Dolayısıyla her çağda sürekli talep gören bir alan hukuk. Ama şu sıralarda bu normalin de üstünde bir talep var. Var mı? Çünkü geçen gazeteciliği konuşuyorduk. Gerçekten İletişim öyle. Fakültesinden bir dekan hocamızla. Birçok arkadaşımız, ben yıllardır gazeteci olmak istiyordum ama artık gazetecilik mesleğini ailem de istemiyor. Tercih etmeyeceğim bu bölümü. Hocam ne der diye sormuştu. Ben de dolayısıyla bir de hukuk bazında bu nasıl düşünürdüm. Yüksek bir talep var. Evet, bunu belirtmek durumundayım. Türkiye'nin yani, bana ihtiyacı var diyen arkadaşlar hukuk fakültesine. Büyük ihtimalle. Ama hukuk tabii ilginç bir alan aynı zamanda. Yani meraklı olan öğrenciler için gerçekten son derece ilginç bir alan. Evet, evet. İşte avukat olabilirler, hakim olabilirler,
veya uluslararası firmalarda çalışabilirler. Pek çok çalışma alanı da var. Hı hı. İlginç de bir alan. Toplumla, sosyal yaşamla doğrudan ilişkili. Doğru. O yüzden de tabii ilgilerini çekiyor öğrenciler. Evet. Bu arada arkadaşlarımızın gösterisi çok güzeldi. Harika bir dans performansı diye birkaç izleyicimiz tebrik etmiş. Teşekkür ediyoruz. İşletme alanında doktora programı sizde yokmuş. Israrla bilmem kaçıncı sorusu bilmiyorum ama soruyor arkadaşımız, açılacak mı diyor. Doğuş Üniversitesi'nde şu anda iki tane doktora programı var. Biri endüstri mühendisliğinin yönetiminde lojistik ve tedarik zinciri doktora programı. Öteki ise İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin yönetimi altında ekonomi ve finans doktora programı. Tabii bunun peşinden diğer doktora programları gelecek. Gelecek derken şöyle, bunların aşağı yukarı pek çoğu şu sıralarda YÖK'te bürokratik sıralarını bekliyor. Yani YÖK'ten onay çıktığı takdirde çok yakında Doğuş Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği, psikoloji alanlarında, matematik alanında ve ondan sonra da işletme ve diğer alanlarda doktora programları hızla hayata geçecek. Hı hı. Bu söylediğim herhalde en fazla bir ay ile altı ay arasında gerçekleşebilecektir. Evet. Sizin fakültenizde yeni bölümler açılacak mı? Ya da biraz önce bahsettik İngilizceleri. İsterseniz onu bir tekrarlayalım. Konuşmalarımız arasında kaybolabilir. Fen Edebiyat Fakültesi'nde aslında 4 bölüm vardı. İletişim Bilimleri bölümünden bahsettim zaten. Bunun dışında Psikoloji bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü. Daha sonra kurulmuş olan Matematik bölümü ve bu sene yeni kurulmuş olan Fizik bölümü. Matematik bölümü de daha önce aslında matematik birimi olarak faaliyet gösteriyordu. Gerek İktisat Fakültesi gerek Mühendislik Fakültesi'ndeki programların matematik derslerini vermek üzere. Fizik birimi de aynı şekilde. Fakat bu kadroların yetkin ve donanımlı olmasına son derece önem verdiğimiz için, bilimsel yönden de çok kuvvetli öğretim elemanlarıyla donandığı için, zaman içinde bunların her biri birer bölüm çapına ulaştı. Ve matematik öğrencilerimiz var şu anda yaklaşık 3 senedir. Hı hı. Bu sene itibariyle fizik öğrencilerimiz de olacak. Fen Edebiyat Fakültesi toplam 5 tane bölümüyle hizmet veriyor. Mühendislik Fakültesi'nde de 5 bölüm, toplam 8'e yakın program var. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde de 4 tane bölümümüz var. Bunların altında toplam 6 tane programımız mevcut. Değinmediğimiz bir fakültelerimizden bir tanesi belki Sanat Tasarım Fakültesi. Hı hı. Orada da çeşitli bölümler var. Birçoğu yetenek sınavıyla öğrenci almaktadır. O çok gelen bir soru. Özel yetenek sınavları yaklaştı. Onlardan bahsedelim. Bir de burslarla ilgili çok sorular var. 2 dakikalık bir ara, ardından sohbetimiz devam edecek. ÖSYM sınavlarıyla öğrenci alıyor merkezi sistemle. Onun dışındaki 5 tane programımız endüstri ürünleri tasarımından resme, grafikten diğer görsel iletişim tasarım bölümlerine kadar. Bunlar genel yetenek sınavlarıyla öğrenci almaktadırlar. Şu anda ön kayıtlar başlamış durumda. Bir ay boyunca ön kayıtlar, ön sınav kayıtları yapılacak. Ve ay sonunda, Temmuz ayı sonunda da sınavlar başlayacak. Hı hı. Sınavla ilgili hangi çalışmaları yapmalıyız sorusuna gelince, öğrencilerimiz bir şekilde meraklı ve niyetli, böyle bir fakültede, böyle bir programda okumakla ilgili olduklarına inandıkları sürece, hı hı, biz yaptığımız sınavla da, yaptığımız mülakatlarla da kendilerinin becerilerini ve yatkınlıklarını ölçmek üzere her türlü zaten incelemeyi yapıyoruz. Yani biz sadece sınavda şunu yaparsam yapmazsam diye, zaten sınavlar her türlü yönleriyle onları anlamaya yönelik hazırlanıyor. Aynı zamanda mülakatlarda da kendilerinin bile fark etmemiş olabilecekleri yönleriyle ilgili sorularımız olduğu için, hı hı, onların kendilerini getirmeleri bir anlamda zaten en doğrusu. Hazırlık daima iyidir ama önemli olan kararlı bir şekilde istedikleri bir bölümle, bir fakülteyle ilgili geliyor olmalarının farkında olmaları. Peki sınav günleri aynı gün mü oluyor? Mesela şansını artırmak adına iki bölümün özel yetenek sınavına da girebiliyor mu öğrenci? Farklı programların sınavlarına girme şansı var. Yani, hı, birini kaçırdım, öbürüne giremedim gibi bir şey söz konusu değil tabii. Güzel. Yani şansını denemek istiyorsa ve o alanda da yeteneği olduğuna inanıyorsa birden fazla bölümde de bu sınava girebiliyor. Evet, evet. Evet. Onun dışında burslarla ilgili çokça soru var. Nedir burs oranları ya da değişik burslar var mı diye, evet, sormuşlar. Şimdi Doğuş Üniversitesi'nde çok geniş bir burs spektrumu var.
Bir kere kontenjan bursları var. Yani kılavuza yazıp ilan ettiğimiz %100 burs ve %50 burslar var. Bu üniversiteye giriş sınavı sonucunda alınan puana göre belirleniyor. Bu burslar eskiden 4 sene boyunca veriliyordu ama burs yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre artık maksimum eğitim süresi boyunca bursların kesilmemesi söz konusu. Dolayısıyla öğrencilerin bu stres içine girmemeleri gerekiyor, burs alan öğrencilerin. Eskiden başarıya göre veya süreye göre bir kısıtlama vardı. Acaba bursumu kaybeder miyim düşüncesiyle bazı öğrenciler seçmiyordu. Evet, bu kısıtlamayı kaldırdık. Dolayısıyla üniversitelere göre değişiyor mu hocam? Değişiyor, değişiyor. Her üniversitenin kendine göre yönergeleri var. Biz bu stresi kaldıracak şekilde burs yönergesinde değişiklik yaptık. Onun dışında başarı bursları var. Bu çok önemli. Evet. Mesela ücretli öğrenci olarak girebilir ama eğitim sırasında çok başarılı olabilir. Not ortalaması 3'ün üstüne çıkabilir. 4'e doğru yaklaştıkça 0 öğretim ücretine kadar erişebilen burslar var. Yani mesela ortalamasını 4 olarak tutturursa hiç ücret ödemeden kontenjan burslu bir öğrenci gibi eğitimine devam edebilir. Bu da son derece önemli bir şey. Onun dışında diğer burslar var. Mesela doğuş kurumlarından mezun olan öğrencilere özel burslar var. Veya doğuşu ilk birinci, ikinci, üçüncü sırada tercih edenler için tercih bursları var. Bu bursların dışında emniyet mensupları ve askeriyede, orduda çalışanlar için, kendileri için burslar var. Mesela diyelim ki bir polis memurumuz hukuk fakültesini okumak istiyor. Onun kendisine %25 oranında bir indirim yapmamız söz konusu. Onun dışında terör mağdurları bursu var. Terörde herhangi bir şekilde hayatını kaybetmiş olan kişilerin çocuklarına %100 burslu eğitim seçeneklerimiz var. Spor burslarımız var. Yani saymakla bitmeyecek kadar burs imkanları var Doğuş Üniversitesi'nde. Rakamlara bakarsak zaten bursun ne kadar etkili çalıştığını da görüyoruz. Aşağı yukarı 3 öğrenciden bir tanesi burslu okuyor Doğuş Üniversitesi'nde. Bu da yani %30'lar civarında burs verdiğimizi gösteriyor. Bu arada gelen sorulardan biri de tıp fakültesi kurulacak mı? Tıp fakültesi ileride belki kurulabilir. Yakın planda henüz bir şeyimiz yok ama ondan önce büyük ihtimalle Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu veya Hemşirelik Yüksek Okulu gibi okullar açma şeyimiz var. Planımız ve çalışmalarımız var. Yok ama toplumun %1'ini etkileyen doğuştan kalp rahatsızlıklarıyla ilgili Amerikan Cornell Üniversitesi ile bir anlaşmanız var. İsterseniz bu projeden biraz bahsedelim. Tabii. Yani şu ilginç geldi projeyle ilgili. Aslında siz daha net bir şekilde anlatacaksınızdır ama doğuştan kalp kusurlarının mühendislik bakış açısıyla ele alınması söz konusu. Evet. Şimdi tabii bu çok ilginç bir konu. Mühendislikle tıp birbirini çok destekleyen alanlar. Daha doğrusu mühendislik tıbbı çok destekliyor son zamanlarda. Mühendislikte yapılan buluşlar doğrudan doğruya tıbba pozitif katkı sağlıyor. Bu da o konulardan bir tanesi. Aşağı yukarı toplumda insanların %1'inin doğuştan kalp kapakçıkları problemleri oluyor. Bunlara çözüm bulabilmek için Doğuş Üniversitesi ile Cornell Üniversitesi'nin birlikte başlattıkları bir proje var. Bu projede tavukların embriyo safhasındaki kalp kapakçıkları incelenerek buradan bir takım sonuçlar çıkarılmaya çalışılacak. Makine mühendisliği bölümünden bir yardımcı doçent arkadaşımız pazartesi günü Cornell Üniversitesi'ne gidiyor Amerika'ya ve Ağustos ayı sonuna kadar orada deneyler yapacaklar bu konuda. Elde edilen data bilgisayara yüklenecek ve dönüşte doğuşta makine mühendisliğindeki bir ekiple birlikte bu datalar üzerinde çalışacaklar ve bu konuda bir takım şeyler bulup yayın yapmaya çalışacaklar. Cornell Üniversitesi biliyorsunuz Amerika'nın en iyi 10 üniversitesi arasında. Dolayısıyla Doğuş Üniversitesi'nin böyle bir üniversiteyle partner olarak böyle bir bilimsel araştırmayı yapması son derece önemli. Biz bununla büyük bir gurur duyuyoruz.
ve başarılı sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Bu çalışmaların sonucuna bağlı olarak tabii biyomühendislikte, medikal mühendislikte veya doğrudan tıpta ilgili bölümleri ileride açabiliriz ve bu çalışmalarımızı genişletmek niyetindeyiz. Hı hı. Psikoloji bölümünüz var mıydı? Onu var. Da soruyorlar. Psikolojiyle ilgili. Psikoloji bölümümüz var ve muhteşem bir psikoloji bölümümüz var. Şöyle söyleyebilirim. Psikoloji bölümünün yüksek lisans programı şu anda Türkiye çapında bir tabir caizse marka durumuna gelmiş vaziyette. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden psikoloji lisans eğitimini tamamlamış olan öğrenciler bizde yüksek lisans yapmak için müracaat ediyorlar ve seçerek alıyoruz. Yani yüzlerce müracaat arasından 12 kişi seçiyoruz ve yüksek lisans eğitimine başlıyorlar. Hem lisansta hem yüksek lisansta psikolojide çok iddialıyız. Daha da sevindirici bir durum, psikolojide doktora programı da biraz önce bahsettiğim gibi YÖK'te bürokratik sırasını bekliyor. O da kabul edildikten sonra psikolojide doktora eğitimini de gerçekleştireceğiz. Çok iddialı bir psikoloji bölümümüz var. Evet, bilgisayar mühendisliğinden sizden mezun olan bir öğrencimiz 4 yıldır özel sektörde yazılım testi üzerine çalışıyorum diyor. Üniversitedeyken zorunlu derslerde bence yazılım testi üzerine de bir ders eklenmeli. Sektör tecrübemden bunu önerebiliyorum hocalarıma şu anda diyor. Aslında bu da çok güzel. Yani uygulamalı derslere tamam ağırlık veriliyor ama sektöre gittikleri zaman da arkadaşlar ne konuda eksikler, neye ihtiyaç var, geri size dönüp bunu iletmesi de hoş oldu. Şimdi bu çok önemli bir konu. Bizde bütün bölümlerin, bu arada bilgisayar mühendisliğinin de danışma kurulları var. Danışma kurullarına eski mezunları da davet ediyoruz. Sektörün önemli kişileri oluyor, akademisyenler oluyor. Burada bu arkadaşımızın belirttiği gibi yeni fikirler ve eleştirileri dikkate alarak ders programlarını sürekli yeniliyoruz. Dolayısıyla bu da çok faydalı bir faaliyet tabii. Ders programlarını değil bölümleri de yenileyelim diye birisi bir öneride bulunmuş. Bütün üniversitelerimiz öneride bulunmuş. Hatta demiş ki bu konudaki birçok arkadaş adına atıyorum bu maili. Mağazacılık sektöründe çalışıyorum fakat üniversitelerimizde perakendecilik, mağazacılık dalı ne yazık ki yok. Aa, müthiş bir şey bu. Şöyle hemen bir müjde verebiliriz bu konuda. Bizde şu anda meslek yüksekokulumuzun öncülüğüyle sürekli eğitim merkezinde mağazacılık akademisi adlı bir sertifika programı Temmuz ayında. Tam da zamanında sormuş demek evet, ki. Evet, Temmuz ayında Burak başlıyor. Yani bu arkadaşımız konuya ilgi duyuyorsa hemen temas kursun ve bu konuyu takip etsin. Aslında sürekli eğitim merkezleri de bu anlamda büyük bir açığı kapattı değil mi? Yani sertifika programlarıyla. Kesinlikle. Bunları takip eden, hatta alışkanlık haline getirip birini bitirip diğerine başlayan kişileri tanıyorum ben. Evet, ama sürekli eğitim meselesi zaten Bologna sürecinde de son derece önem verilen bir konu. Artık hayat boyu eğitim, yani herhangi bir ön lisans veya lisans programını bitirdikten sonra kurtulmuş olmuyorsunuz. O eğitimle ilişkili güncel bilgileri sürekli almanız için sertifika programlarına, ilgili programlara devam etmeniz gerekiyor. Yani hayat boyu bir ayağımız üniversitede mi olacak hocam? Ne güzel, fena bir şey çok değil. Çok güzel. İnsanı yeniliyor da zaten o öğrencilerle iç içe olmak. Haftada bir gün, iki gün bir kurs aracılığıyla, bir sertifika programı aracılığıyla bile olsun o havayı teneffüs etmek gençleştiriyor, diri tutuyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Programın sonuna geldik. Son dakika, haftaya sınava girecek arkadaşlarımız için bir başarılar dileyelim isterseniz ve programı kapatalım. Evet, ben başta da söylediğim gibi sınava girecek bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum ve arzu ettikleri bölümü kazanmalarını, burada okumalarını diliyorum. Hayatta her istedikleri gerçekleşsin ve mutlu olsunlar. Peki, teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Mithat Uysal'a ve size de çok teşekkür ediyorum Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Serkan Ali Çetin. Çok teşekkürler. Ben de arkadaşlarımıza ne istediklerini gerçekten bilerek seçim yapmaları konusunda öneride bulunmak istiyorum. Bir küçük ekleme de şu olabilir belki.
bazen kurum seçmek ön plana geçebiliyor. Bazen hani programa puanım yeter mi diye düşünüyorlar. Üniversitelerin çift ana dal ya da yan dal yapma imkanlarını inceledikleri takdirde, ki biz bundan son 2 senedir oldukça önem vererek öğrencilerimizin disiplinler arası çalışmalar yapmalarını, başarılı öğrencilerimizin aynı anda 2 programdan mezun olabilmesini sağlamak üzere programlarımızı revize ettik. Ve şu anda artan şekilde çak ve yan dal yapan öğrencimiz var. Bu imkanları da göz önünde bulundurarak tercihlerini yaparlarsa eminim mezun olduklarında onları çok daha tatmin eden diploma veya diplomalara sahip olmuş olacaklar. Aslında çok güzel bir mesajla bitiriyoruz. Ben de hep bunun altını çiziyorum özellikle. O bölümü çok istiyordum diye akıllarında kalmayacak. Üniversiteler onlara böyle bir imkan sağlıyor. Hemen hemen bütün üniversitelerimizde çift dal, yan dal yapma şansları da var. Belki değil mi? Belki hepsinde yok yani, ama çoğu bunu artık hayata geçirdi, evet. Ve olmayanlar da artık bunu hayata geçirmeyi düşünüyor. Teşekkür ediyorum tekrar. Evet, haftaya görüşürüz. Bol şans diliyoruz sınavda. Emeğinizin karşılığını umarım alırsınız. Lütfen heyecan yapmayın. Artık yapacak bir şey yok sınav. Bu sınav stresine girip de tüm bir dönem boyunca çalıştıklarınızı şaşırmaya da hiç gerek yok. Sakin olun arkadaşlar. Dilediğiniz olacak. Şöyle sınavdan başardım hissiyle çıkarsınız umuyoruz ki. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.